Merhaba arkadaşlar, Alfa Kripto kanalına hoş geldiniz. Birçoğunuzun bildiği üzere birkaç gündür FTT olayı gündemde konuşuluyor. Borsa sahiplerinin aralarındaki çekişme ve olay yüzünden piyasanın baskılandığı yükselişin, geçen hafta ciddi yükselişler vardı biliyorsunuz, yükselişinin sona erdiği ve düşüşün geldiği, bunun sebebinin de FTT olayı olduğu söyleniyor. Açıkçası arkadaşlar, ben hiç temel analizle, yani habere dayalı analizle trade eden biri değilim. Benim için grafiğin üzerinde ne varsa o. O yüzden de ben bu düşüncelere katılmıyorum. Yani şu düşüşün FTT olayı yüzünden gerçekleştiğine inanmıyorum. Nedenini de biraz sonra grafikteki bakış açımla, grafikteki Bitcoin'in şu yükselişini ve şu düşüşünü price action analiz metodlarıyla nasıl değerlendirebileceğimiz, nasıl görebileceğimiz, nasıl tahmin edebileceğimize dair görüşlerimi dile getireceğim. Ve neden FTT olayının bu düşüşün sebebi olamayacağını kendimce açıklamaya çalışacağım. Haberler, olaylar hep nasıl oluyorsa, nasıl denk geliyorsa, Bitcoin bir desteğe geldiğinde ya da bir talep bölgesine denk geldiğinde ya da bir order bloğa denk geldiğinde geliyor ve bir yükseliş başlıyor, bir haber çıkıyor. Ama ne hikmetse zaten beklenilen bir işte order block olur, talep bölgesi olur, destek bölgesi olur, önemli bir bölge olur, oradan geliyor veya önemli bir direnç, önemli bir arz bölgesi gibi bir noktaya geldiğinde fiyat ya da önemli yine bir order block geldiğinde fiyat bir haber çıkıyor, bir olay çıkıyor, düşüş gerçekleşiyor. Şimdi günlük grafikten Bitcoin'e sadece PAO analiziyle bakacak olursak arkadaşlar. Arkadaşlar, 13 Eylül'de FTT olayı mı vardı? Şurası 13 Eylül olması lazım benim tahmin. 13 Eylül'de FTT olayı mı vardı? Bu düşüş gerçekleşti. Bir olay olabilir ama FTT olayı varsa da biz duymamışızdır. Yani perakende traderlar duymamıştır. Ama şöyle bir düşüş gerçekleşti, değil mi? Ve FTT olayı ne zaman ortaya çıktı? Bugünlerde ortaya çıktı. Son haftada ortaya çıktı. Duyulur oldu bizler tarafından. Borsalı sahiplerinin birbiriyle atışmaları, takışmaları gündeme geldi. Oralara girmiyorum, beni ilgilendiren konular değil. Ama fiyat ta şuralardayken arkadaşlar, aşağılardayken, yukarıya çıkar çıkmazı tartışmıyorum şu anda. Fiyat buralardaykenki bakış açısını tartışmıyorum. Ama ne görüyoruz? Şunu görüyoruz arkadaşlar. Hatta bunu Twitter'da da yazdım. Yukarıda Engof var. Daha oraya doğru gitmesi gerekiyor. Neden? Burada bir Engof var. Çok güzel bir Engof. Düşüş. Tek mumla inmiş aşağıya bir. İkincisi, burada çok güzel bir dengesizlik, imbalans yaratmış. Çok güzel bir imbalans bıraktı. 2. Öncesine bakıyorum. Şurada bir, açıkçası ben şurayı manipüle ettiğini düşünmüştüm. Şuradaki yükselişin, şuradaki bölgenin manipülasyon olduğunu düşünmüştüm. Ki o da herhangi bir bölgeye gitmene dikkat ettiyseniz buradaki imbalansı gidermeye yönelik bir hareketti. Şuradaki imbalans giderildi. Neyle? Şu yükseliş hareketiyle. Bu yükseliş hareketiyle şuradaki, şu mumdaki imbalans giderildi. Sonra düşüşle beraber yeni imbalans oluştu. Neyse, oralara kadar gitmeye gerek yok. Buradaki şu hareketin arkadaşlar, ben şuranın manipülasyonu olduğunu düşünmüştüm. Fiyatın bu bölgeyi çizmiştim.
Şurayı da çizmiştim. Tabii ben BTC trade etmiyorum biliyorsunuz. Altcoin'leri trade ederken işte bir destek direnç bölgesi bulmak adına kullanıyorum. Evet, şurayı da şu şekilde çizmiştim. Şimdi arkadaşlar, bakacak olursak fiyat aşağılarda şurada bir imbalans bırakmış ve burada aşağıda bir range yapıyor. Aşağıda bir range yapıyor. Uzun sürede oyalandı buralarda. Yukarıya doğru hamlelenmesi için sebepler aradığımda başlıca sebep imbalans, buranın giderilmesi ve şurada oluşan manipülasyon duvarı arkadaşlar bana gelip buradaki stopların patlatılıp buradaki imbalansın da giderileceğini düşündürdü. O halde mantıken aşağıdan işte 4H'da, 2H'da falan bir yükseliş yapısı yakaladıysanız bunun yükselmesini beklemek mantıklı mı? Mantıklıydı. Ne düşündük? Buradaki biriken likiditenin giderileceğini, buradan short açanların stopları burada ise eğer o stopların alınacağını düşünmüştük. Diğer konu ise imbalansın giderileceğiydi. Genellikle böyle kullanılmıyor ama benim için bu bölge arkadaşlar. Günlükte baktığımız için net göremiyorsunuz ama bir QML Quasimodo seviyesi. Buna Quasimodo Continuo da deniyor. Çünkü tepede oluşmuyor. Düşen trendin arasında oluşuyor. Arada bir baz bölgede oluşuyor. Şuna maximum pain level da deniliyor. O yüzden şuradaki yapıya. Buraya ister Quasimodo deyin, ister şuraya maximum pain level deyin. Ne derseniz deyin arkadaşlar. Benim için burası bir Quasimodo seviyesiydi. Süre gelen trendteki bir Quasimodo seviyesiydi. Dediğim gibi şu şekilde çizdiğim zaman göreceksiniz. Ondan öte engulf vardı. Çok güzel bir engulf vardı. Çok güçlü bir engulf vardı. Momentum aşağı doğru yönlüydü. İmbalans vardı. Bunun giderilmesi gerekiyordu. Bu yüzden arkadaşlar, bu yüzden buranın tepki vereceğini düşünüyordum. Bir sebep daha var arkadaşlar. Önemli bir sebep. Arkadaşlar, dikkat ettiyseniz 1, 2, yani şu mum tek başına bir mum zaten de şuradan belki 10 günlük belki bir haftalık, bir haftadan fazla 10 günlük bir süreç var muhtemelen şurada arkadaşlar. 9 ya da 10 günlük bir süreç var şu düşüşte. 9 günde düştüğünü kaç günde geri alamıyor. Yani hatta haftalıktan bakalım. Bakın bir haftada düşmüş. Görüyor musunuz? Bir haftada düşmüş, bir haftada da düşmüş. Şu tek mumda düştüğünü 1, 2, 3, 4, 5, 6 haftada geri almakta zorlanıyor. Bu nedir arkadaşlar? Fiyatın arz talep bölgesi yaklaşımı konusunda anlatmıştım bunu. Fiyat imbalansla güçlü bir şekilde düştüğü birkaç mumla ya da tek mumla düştüğü bir yere çok sayıda mumla geri dönmeye çalışıyorsa, hızlı bir şekilde o bölgeyi geri alamıyorsa muhtemelen o bölge yeniden çalışacak ve yeniden düşecektir. Ve doğal olarak ne oldu? Fiyat bir sebepten yükseldi. Yükselmesinin sebebi buradaki imbalans, buradaki Quasimodo'yu test etmek istemesi, buradaki imbalansı doldurmak istemesi, buradaki engulf ya da maximum pain level seviyesi, şuradaki stopları avlama gibi bir sürü sebep sayabilirsiniz veya buradan long kaçacakları avlama, burada long kaçıp stopunu bunun altına koyanlara avlama gibi bir sürü sebep bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve işte fiyatın bu bölgeleri çizmiş olan biri, fiyatın arz talep bölgelerine yaklaşımını bilen biri düşüş beklerdi. Bu setuptan sonra buradaki herhangi bir yerden düşüş beklerdi. Olay
13 Eylül'de bunun gerçekleşmiş. FTT olayı son günlerde gerçekleşiyor. FTT olayı onun olmasının önemi yok. Hangi olay olursa olsun arkadaşlar. Buna bu şekilde bakın. Grafikte bir bölge belirliyorsunuz. Fiyat oraya geldiğinde bir haber çıkıyor. Bir olay gerçekleşiyor. Ama grafikteki bölge çok çok önce gerçekleşmiş. Çok çok önce hazırlanmış. O zaman grafiğin sonucunda mı haber çıkıyor? Haberin sonucunda mı grafik oluşuyor? Ben arkadaşlar her zaman grafiğin verisinin daha önce oluştuğunu, grafiğin verdiği değerin, analizin daha önce bölgeye haber verdiğine inanıyorum kendi adıma. Böylelikle arkadaşlar fiyat aşağıdan neden yükseldiğinden gelmiyorum. Fiyat yükselmeye hangi yapıyla girildiğine falan bakmıyorum, yanlış anlaşılmasın. Ben çünkü zaten BTC trade etmiyorum ama yukarıya doğru çıkarken arkadaşlar ne yaptı? Altcoin'leri de sürükledi, zaten çok güzel yükselişler geldi. Şuradaki likiditeyi hedefledi vesaire. Şimdi gelelim 4 saatli. Bu düşüş arkadaşlar, bu düşüş zaten Quasimodo seviyesine gelmiş. Zaten maksimum pain level seviyesine gelmiş. Sonra bakalım buradaki likiditeyi gidermiş. Neden düşecek? Düşmesi için aşağı bir şey bıraktı mı? Evet, düşerdi de bu kadar düşer miydi? Düşerdi arkadaşlar. Aynı analizi şimdi burada yapacağız. Bakın yükselirken imbalans bırakmış. Aynı analiz yapıyorum. İmbalans bırakıldı şuraya. Olayla falan ilgimiz yok, alakamız yok. Şuraya range yaptı bir tane. Şunu da şöyle morla göstermeyeyim, başka bir göstereyim. Evet, şuraya bir tane range yaptı. Burada imbalans yaptı. Şöyle bakacak olursanız arkadaşlar buraya. Burada bir cazibe merkezi bıraktı. Yani bir stop patlatılması gereken, likidite alınması gereken alan bıraktı. Aynı alan fiyat yukarıya yükselmeden önce burada da vardı. Evet. Ne yaptı arkadaşlar? Geldi fiyat. Günlük grafikte belirlediğimiz Quasimodo seviyesine ya da işte arz bölgesine, günlük olarak belirlediğimiz bölgeye geldi. Sonra çok güzel burada bir dağıtım aşaması gerçekleştirdiler arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 saat boyunca, 10 saat diyorum, 40 saat boyunca arkadaşlar 4 saatlik grafikteyiz. Şu Insight mumun içinde oyalandı. Bu Insight, bu ana bar, hepsi Insight. Şurada saydığım 10 tane mumun hepsi Insight bar arkadaşlar. Bu da ana bar. Bu ana bar arkadaşlar antiklimaks mum idi. Antiklimaks mum idi. Anlattım bunu. Antiklimaks etki nedir? Bakabilirsiniz videolardan. Antiklimaks mantalite diye anlatmıştım. Evet. Ne yaptı? Hız, yavaşlama, hız. Bu son mum. Bu mumdaki beklentim neydi benim? Şuydu arkadaşlar. İki olasılık vardı benim gözümde. Ki daha çok olacağını düşündüğüm olasılık, şu yukarıya bir manipülasyon yapacak, yukarıya bir iğne atacak, sonra düşmeye başlayacaktı. Öyle olmadı. Yukarıya bir iğne atmadı bu mumun üstüne. Çok sayıda insight olmasına rağmen bunu yapmadı. Genellikle bunu yapıyor. Yukarıya bir iğne atıyor, ondan sonra düşüyor. Ama onu yapmadı. Onun yerine uzun 40 saate yakın bir dağıtım yaptılar burada. Ciddi bir satış gerçekleşti. Daha sonra arkadaşlar şu mumla beraber bu insight bar kırıldı. Kırılırken ne yaptı arkadaşlar? Power of three bucks. Range var. Şuradaki likidite alanı temizlendi. Yukarıya manipülasyon yapıldı. Ve arkadaşlar deviyasyon, range deviyasyonu yapıldı. Bakın girdikten sonra range ayı da test ediyor dikkat ettiyseniz. Ve sonra
Po 3 gerçekleşiyor. Nereye gerçekleşiyor? İmbalansı gidermeye. Aşağıda bir yine cazibe merkezi bırakmış, bir imbalans bırakmış. Yukarının deviasyonunu yaptıktan sonra hem de önemli bir bölge Quasimodo seviyesine ya da işte maksimum pain level seviyesine veya işte arz bölgesi seviyesine manipülasyonu yaptıktan sonra şurada da dağıtımını yapıyor. Antiklimaks mumu ya da bazılarınız bunu ya bazılarımız değil bazı antiklimaks mumların çoğu zaten institutional candle. Institutional candles dediğimiz mumu da gerçi institutional candles'lar hemen anında geri tepki verirler ama bu antiklimaks mumlara da ben genellikle öyle diyorum. Institutional candle diyorum. Bu uzun bir dağıtım aşamasından sonra kırılıp aşağı doğru düşüş gerçekleşiyor. Bakın tepkiyi verdiği yere bakalım. Benim gibi scalp anlık trade edenler için. İmbalansı gideriyor arkadaşlar. İmbalansı giderdi. Hedefi burayı da aldı. Bu Po 3'ün olayı bitti. Zaten bunları Twitter'da falan gördünüz. Biz kendi içimizde Ahmet'le analiz etmiştik. Analizini yapıyoruz. Bunları analiz edip altcoin'lerde trade etmeyi tercih ediyoruz bunlara göre. Genellikle Bitcoin'i ben kendi adıma tercih etmiyorum. Yine Ahmet Bitcoin'e giriyor ama ben tercih etmiyorum. Ez cümle arkadaşlar. Fiyat şurada oyalanırken evet diyebilirsiniz ki FTT olayı çıktı. Ama FTT olayı çıkmadan önce bu yapıları yapmıştı. Bakın burada yaptığında da 25 Ekim tarih. Ve düşüş için zemin hazırlanmıştı. İmbalans bırakılmıştı, range yapılmıştı, ıvır zıvır. Yani düşüş için setup hazırlanmıştı. Manipülasyon setup hazırlanmıştı, deviasyon setup hazırlanmıştı. Her şey hazırdı. Sonrasında düşüş geldi. Ondan önce günlük grafikte baktığımız zaman zaten üstteki setuplar hazırlanmıştı ta 13 Eylül'de. Hiçbir haberin arkadaşlar yani ben haberlerle trade eden temel analizle trade eden insanlara hiçbir şey söylemiyorum. Bu bir tercih meselesi. Para kazandıran her şey geçerlidir ve önemlidir. Ben kendim kullanmıyorum. Bu demek değil ki temel analizi haberle para kazanılmaz diyorum. Hayır öyle bir şey demiyorum. Ama arkadaşlar nihayetinde siz bu bölgeleri bu yapıları haberler çıkmadan, sizin kulağınıza, gözünüze gelmeden çok önce öğrenirsiniz. Sizin kulağınıza öngörebilirsiniz. Yani bir haberden bağımsız olarak o arz talep bölgesini öngörebilirsiniz. Sizin kulağınıza, benim kulağıma geldiğinde biz perakende traderız arkadaşlar. Bizden önce kulağına giden orta ve büyük ölçekli, büyük parayı yöneten yapılar var. Bizim küçük sermayelerimiz var. Büyük sermaye sahiplerinin kulağına bu haberler çok daha öncesinde gidiyor olabilir. Onların bilgi alışverişi çok daha kuvvetli olabilir. Ama bize bu haberler geldiğinde, ulaştığında çoktan aksiyon alınmış oluyor. Çoktan aksiyon alınmış oluyor. Bizim bilmemiz gereken, yapmamız gereken şey bence perakende traderları olarak haberle trade etmekten ziyade arkadaşlar, pardon, haberle trade etmekten ziyade arkadaşlar, grafik üzerindeki noktalara odaklanmak. Fiyat buraya gelir, atıyorum, şak diye bir anlaşma haberi, bir altcoin, bir bitcoin fark etmez, bir işte olumlu yansıyacak, bilmem ne ülkesi şunu kullanacakmış, Google işte Bitcoin ile şunu yapacakmış gibi bir haber geliyor hop yükseliyor. Fiyat buraya geliyor yok işte borsa sahipleri kavga etti onun elindekini sattı o elindeki rezervi tüketti hop düşüyor. Sen bu grafiği çok önce oluşturdun. Bu devranı döndüren yapı bu devranı kuran sistem yapı bu manipülasyon setup'ını
13 Eylül'de oluşturdu. İşte şuradakini başka bir zaman diliminde oluşturdu. Bakın fiyat düşmüş düşmüş yine bakın. Fiyat aşağı düşmüş düşmüş buraya gelmiş. Haber 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 haber. Ne oluyorsa bile bize haberler geç geliyor arkadaşlar. Benim kendim naçizane sizlere tavsiyem haberlere takılmak yerine, haberlerle analiz yapmak yerine grafikteki belirlediğiniz bölgelere sadık kalın. O bölgelerde de ekstra haber çıkıyorsa emin olun o bölgeden dönecektir. Yani ben şurayı belirledim. Güzel. Temel analizde de buradan short açmayı belirledim. Temel analize göre de bir shortluk piyasayı kötü etkileyecek bir haber çıktı. Aa, tamam işte haberi de geldi. Şuradaki belirlediğim bölgenin haberi de geldi ki satışlar başlasın. Güzel. Şurada bir longluk bölge belirledim. Ah, longluk bir haber geldi, bir anlaşma geldi, bir şey geldi. O ne güzel. Belirlediğim bölgede haber geldiğine göre long açabilirim. Gibi. Arkadaşlar bir bakış açınız olsun. Önce grafikte belirleyin bölgeyi. Yoksa ben haberle yapılan trade'lerin biz perakende trader'lar açısından çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Gördüğünüz üzere de işte Bitcoin'de çok fazla, çok çok sık range yapısı gördüğünüz için arkadaşlar range likidite konseptlerini, range trade ve range likidite konseptlerini öğrenmenizde yarar var. Arkadaşlar bir de hazır yeri gelmişken range trade ile alakalı bana sürekli şöyle bir soru geliyor. İşte şöyle midir? Range'in içine girince işte bu şekilde midir? Bu zaman iki ağır oldu. Az değil mi? İşte koca düşüş gerçekleşti. Arkadaşlar ben range'in boydan boya kat edildiğini işte deviyasyon yapıldıktan sonra birinci hedefinin orta nokta, ikinci hedefinin karşı nokta olduğunu söylüyorum. Arkadaşlar doğal olarak soruyorlar şuraya geldiğinde diyorlar işte şuradan işleme girersek bir ağırlık bir işlem olur. Karşıya giderse iki ağırlık bir işlem olur falan. Çok mantıklı değil diyorlar birebir ağır işleme girmek. Haklılar ama benim bakış açımda deviyasyondan işleme girmek var. Benim bakış açımda arkadaşlar şurada LTF'deki low time frame'deki bir yapıdan eğer range'in içine girdiğinde işlem alacaksam 4 saatlik grafik ben 15 dakikada, 5 dakikada, 30 dakikada giriş yeri bulup ona göre stopumu koyuyorum. Stopumu buraya koymuyorum. Ona göre stopumu koyuyorum. Karlı işlem oluyor. Veya deviyasyon noktasından eğer anladıysam deviyasyon olduğunu tabi burada anlamak şurayı kullanmadıysan şuradan şurayı düşünmediysen mümkün değil. Tabi ben reversal mum yapısıyla girdiğim için ve şu an baktığım 4 aşıkta reversal görmüyorum. Şurada bir yine mum kırılımı var. Inside mum kırılımı var. Girseydim ondan girerdim. Inside mum kırılımından. Şuraya tabii ki 4 aşk grafiğe göre söylüyorum ama ben yine burada 30 dakikalıktan falan yapı buluyorum. Ve stopumu da ona göre koyuyorum. Ve ona göre işlem alıyorum. Eğer sizin de dediğiniz gibi, düşündüğünüz gibi tutup da işte deviyasyonun o üstüne stop ki böyle yapıyor range traderlar. Böyle koyarsan dediğiniz gibi karlılık hatta bir altına bırakıyorlar. Karlılık düşük olabilir. Yani bu koca düşüşten çok efektif faydalanamayabiliriz. Yanlış değil yapılan. Ancak şuralarda ya range'in içine girdiğinde range ayı test ederken ya da yukarıdan aşağıdan yukarıysa range low test ederken bir LTF'de bir yapı bulup onun stratejisine göre short açmak veya deviyasyon noktasında işte şuranın kırılması gibi işte ne bileyim şuradaki bir mum yapısı gibi LTF'de yine bir mum yapısı bulup bunun deviyasyon olduğunu hükmedip işleme girerseniz çok daha karlı olur, riskiniz çok daha düşük olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, açıkçası bu videoyu çekmemdeki amaç haberlerin bana göre geç gelen bilgi olduğu, geç gelen veri olduğunu anlatmaktı. Grafiğin daha sağlıklı, daha erken uyarı verdiğini
söylemekti. Başka bir amacı yoktu yoksa Bitcoin'i analiz etmek, Bitcoin'de şöyle oldu, böyle oldu demek gibi ve bir fikrim yoktu açıkçası. Umarım sizler için faydalı bir bilgi olur. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hoşça kalın.